Hi everyone, welcome back to Challenge Learning Turkish, session 36. In this session, I am gonna teach you two groups of verbal adverb suffixes with same meaning as until in English. Now, let's get it started. Our suffixes, which will be the topic of this session, is ana or ene kadar is the first group and inceye or inceye kadar is the second group. Okay, now let's take a glance on definition. Verbal adverb suffixes ana or ene kadar is the first group and inceye or inceye kadar is the second group are attached to the verb roots in making adverbial clauses of time with until sense of English. It shows the ending point of the action signified in the main sentence. Let's see the grammar structure for the first group, ana or ene kadar. In the first place, there is verb root, ana or ene suffixes are attached to the verb root. They may take the buffer letter y if the verb root ends with a vowel letter to prevent two vowels coming one after another, as you may remember from the earlier slides. So then kadar, dek or deyin postpositions follows this structure after leaving a space in between. Kadar, dek and deyin can be used interchangeably without any difference in meaning. Which one is better if you ask me? I would prefer kadar for spoken and written language, but dek and deyin are also common as much as kadar. So it depends on your choice. Now let's see the structure for the second group, inceye or inceye kadar. In the first place, again verb root, and as the derivatives of inceye or inceye, depending on the last vowel letter of the verb root, inceye, inceye, unceye, unceye are attached to the verb root. And after leaving a space, kadar, dek or deyin follows. These verbal adverb suffixes are used with past, present and future situations. Okay, now the following tables illustrate how we add suffixes to the verb root depending on the last vowel letter. Let's see if the last vowel of the verb root is a, ı, o or u, then we add ana kadar to the verb root. For example, our sample verb is varmak, to arrive. After removing mak, we obtain var with a vowel letter, last vowel letter a. So for that reason, we add ana kadar to the verb root. If the last vowel ends with ö, i, e, i, ö, ü, then we attach ene kadar to the verb root. For example, bitirmek. After removing mek, the last vowel is i. So for that reason, bitirene kadar, until finish. So the second group suffixes are attached to the verb root. For example, if the last vowel are a or ı, then inceye kadar we attach. For example, again, let's take the varmak verb, to arrive. Since the last vowel is a, we add inceye kadar, varıncaya kadar. So since this verb root does not end with vowel letter, we omit y letter here. So if the last vowel
or e or i, then we attach inceye kadar. For example, again, bitirmek, to finish, bitirinceye kadar, until finish. If the last vowel is o or u, then we attach unceye kadar. For example, yorulmak, get tired, yoruluncaya kadar, until getting tired. If the last vowel are ö or ü, then we attach önceye kadar, yüzmek, to swim, yüzünceye kadar. Please note that since the last vowel here is ü, we attach önceye kadar. Now, let's see now how they are put into practice. Okay, now our sample verb is beklemek, to wait. Deneye başlamak için su kaynamaya başlayana kadar beklemek zorundasın. Deneye başlamak için su kaynamaya başlayana dek beklemek zorundasın. Deneye başlamak için su kaynamaya başlayana değin beklemek zorundasın. Please note that I use the two forms, kadar, dek, değin. So, without any change in meaning. So, this is the example sentence for the first group. Now, let's change it into the second group with the same sense as until. Okay, please note here. Please pay attention to the başlayınca, this part. Deneye başlamak için su kaynamaya başlayıncaya kadar beklemek zorundasın. Deneye başlamak için su kaynamaya başlayıncaya dek beklemek zorundasın. Deneye başlamak için su kaynamaya başlayıncaya değin beklemek zorundasın. Again, I use the three forms, kadar, dek, değin. Now, let's see the translation now. To begin the experiment, deneye başlamak için, you have to wait until the water starts to boil. Su kaynamaya başlayıncaya kadar. Until the water starts to boil. Until the water starts to boil, su kaynamaya başlayıncaya kadar. You have to wait, beklemek zorundasın. Now let's see the second example. Our sample verb is içeri almak, which can be translated as take someone in or let someone in. Now let's see our sentence. Beni içeri alana kadar onun kapısının önünde oturmaya devam edeceğim. Beni içeri alana dek onun kapısının önünde oturmaya devam edeceğim. Beni içeri alana değin onun kapısının önünde oturmaya devam edeceğim. Now, let's see this sentence in the form of second group structure. Beni içeri alıncaya kadar onun kapısının önünde oturmaya devam edeceğim. Beni içeri alıncaya dek onun kapısının önünde oturmaya devam edeceğim. Beni içeri alıncaya değin onun kapısının önünde oturmaya devam edeceğim. Now, let's see the translation. Translation would be as, I will continue to sit in front of his door until he lets me in. Until he lets me in. Beni içeri alıncaya kadar. Until he lets me in. Beni içeri alıncaya kadar. Please read from the words. Me in. Beni içeri. Until he lets me in, beni içeri lets alıncaya until kadar. Beni içeri alıncaya kadar.
Onun kapısının önünde oturmaya devam edeceğim. Okay, our verb is öğrenmek, to learn. İngilizce öğrenene kadar kursa devam edeceğim. İngilizce öğrenene dek kursa devam edeceğim. İngilizce öğrenene değin kursa devam edeceğim. Now let's see this sentence with second form. İngilizce öğreninceye kadar kursa devam edeceğim. İngilizce öğreninceye dek kursa devam edeceğim. İngilizce öğreninceye değin kursa devam edeceğim. Please note that I am attaching ene suffix to the verb root öğren because the last vowel is a letter here and adding inceye here because the last vowel of the verb root is a here. Now let's see the structure translation now. I will continue to the course until I learn English. For example, I can also say Türkçe öğrenene kadar kursa devam edeceğim. I will continue to the course until I learn Turkish. Now, our verb is iyileşmek, get healthy or recover. Geçen ay yeterince iyileşene kadar işe gidemedim. Geçen ay yeterince iyileşene dek işe gidemedim. Geçen ay yeterince iyileşene değin işe gidemedim. The second structure would be geçen ay yeterince iyileşinceye kadar işe gidemedim. Geçen ay yeterince iyileşinceye dek işe gidemedim. Geçen ay yeterince iyileşinceye değin işe gidemedim. Now the translation would be until I got healthy enough I couldn't go to the work last month. İyileşene kadar until I got healthy yeterince corresponds to the enough here. Yeterince iyileşene kadar until I got healthy enough. İşe gidemedim. I couldn't go to the work last month. Geçen ay. Now our verb is bitirmek, to finish. Ödevlerini bitirene kadar dışarı çıkmak yok. This is like comment sentence here. So imagine a parent says this dear child, ödevlerini bitirene kadar dışarı çıkmak yok. Ödevlerini bitirene dek dışarı çıkmak yok. Ödevlerini bitirene değin dışarı çıkmak yok. The second structure would be ödevlerini bitirinceye kadar dışarı çıkmak yok. Ödevlerini bitirinceye dek dışarı çıkmak yok. Ödevlerini bitirinceye değin dışarı çıkmak yok. No going out until you finish your assignments. Ödevlerini bitirene kadar dışarı çıkmak yok. You can't go out until you finish your assignments. Or unless you finish your assignments. Ödevlerini bitirene kadar dışarı çıkmak yok. Our verb here aramak, which can translate as call or look for or search. So I'll take here call for my sentence. Ben seni arayana kadar bir yere ayrılma. Ben seni arayana dek bir yere ayrılma. Ben seni arayana değin bir yere ayrılma. The second form would be ben seni arayıncaya kadar bir yere ayrılma. Ben seni arayıncaya dek bir yere ayrılma.
Ben seni arayıncaya değin bir yere ayrılma. The translation would be don't leave anywhere until I call you. Now our verb is özür dilemek, to apologize. Sana söyledim. Benden özür dileyene kadar onunla konuşmak istemiyorum. Sana söyledim. Benden özür dileyene dek onunla konuşmak istemiyorum. Sana söyledim. Benden özür dileyene değin onunla konuşmak istemiyorum. Now let's see the second structure. Sana söyledim. Benden özür dileyinceye kadar onunla konuşmak istemiyorum. Sana söyledim. Benden özür dileyinceye dek onunla konuşmak istemiyorum. Sana söyledim. Benden özür dileyinceye değin onunla konuşmak istemiyorum. Translation is I told you until he apologizes to me, I don't want to talk with him. Okay, now here is another important point. Until now, we add the suffixes ana or ene kadar to the verb root. Now, when the suffixes takes the form just as e kadar or a kadar, so these suffixes are added this time to the noun instead of verb root. So plain noun, we add these suffixes to the plain noun. So noun are attached either e or a, and after leaving a space, kadar or dek or deyin follows. Again, in the meaning of until. Just as different from the first case, just this time we are adding e or a kadar suffix to the noun instead of verb. For example, sabaha kadar, sabaha dek, sabaha deyin. Here I added a kadar suffix to the noun sabah, which is morning. So sabaha kadar, until morning. Sabaha dek, until morning. Sabaha deyin, until morning. Okay, our sentence is, for example, dün sabaha kadar ders çalıştım. Yesterday I studied lesson until morning. Dün sabaha kadar ders çalıştım. Here, please note that a kadar are attached to the noun, not to the verb, as is the case in English here. So, noun follows until here. Okay, our noun here is saat 8. So, 8 here, noun as 8, saat o'clock, 8 o'clock, saat 8. Bu işi kabul edersen akşam saat 8'e kadar çalışmak zorundasın. Bu işi kabul edersen akşam saat 8'e dek çalışmak zorundasın. Bu işi kabul edersen akşam saat 8'e değin çalışmak zorundasın. The translation would be, if you accept this job, you have to work until 8 o'clock in the evening. So, until 8 o'clock, saat 8'e kadar. In the evening, akşam, saat 8'e kadar. Until 8 o'clock in the evening, akşam saat 8'e kadar. You have to work, çalışmak zorundasın. If you accept this job, bu işi kabul edersen.
Okay, now this time our noun is gece yarısı, which translates as midnight, gece yarısına kadar eğlendiler. Please note that I insert here buffer letter ne, because our noun ends with vowel letter, so this vowel letter cannot be followed by another vowel letter. So for that reason I insert buffer letter ne here. Gece yarısına kadar eğlendiler. Gece yarısına dek eğlendiler. Gece yarısına değin eğlendiler. The translation would be they had fun until midnight. Okay, our verb is yarın, tomorrow. Yarına kadar borcunu öde. Yarına dek borcunu öde. Yarına değin borcunu öde. The translation is pay your debt until tomorrow. Yarına kadar borcunu öde. Yarına kadar, until tomorrow. Borcunu öde, pay your debt. Yarına dek borcunu öde. Yarına değin borcunu öde. Okay guys, again we are on the idiom of this session. Our idiom is eline yüzüne bulaştırmak. Eline yüzüne bulaştırmak. Which means make a hash of or make a mess of. O bu işi eline yüzüne bulaştırdı. He made a mess of this job. Okay guys. Thank you again for listening and being with me. I would highly appreciate if you click on like and subscribe to my channel if you have found this lesson useful for you. Thank you again. See you on next slide. Gelecek slide'da görüşmek üzere. Gelecek slide'da görüşmek üzere.